Bazıları Şirin Sever'in konuğu, Nejat İşler ve Kaybedenler Kulübü Yolda'yı konuşuyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. 7 yıl geçti aradan. Özlemiş misin bu filmi? Evet. Nesini özledin en çok? Ya ne bileyim, iyi hissettiriyor bana. İlkinde de öyleydi, bunda da öyle. İyi geceler sayın dinleyenler. Kaybedenler Kulübü burası. Olmuştan yana mutluyum. Olağandan hoşnutum. Olacak başımla beraber. Kimsin sen Sevda? Düzen severim. Sabah 9 akşam 5 sizin standartınızın dışında tabii. Allah standartı neymiş? Bu kez ne anlatıyorsunuz? İlkini bilenler için söyleyeyim. Artık galiba zaten bilenlere konuşuyoruz. Biraz daha içsel bir yolculuk bu. Diyorsun ki bir yerde, ilk filmden bu yana geçen zamanda hepimiz değişik yollardan geçtik. Yol bizi mutlaka değiştirmiştir. 7 yıldan sonra sende neler değişti? Enerjim aynı değil. Biraz daha sakinim, öyle söyleyeyim. Tabii ki ölene kadar rock'n'roll da. Ama biraz daha sakinim, bunu söyleyebilirim yani. Sakin. Değişen tek şey bu mu sende? Çoğunlukla öyle yani. Artık meraklı biriyim ben. Artık mesela merakımı başka şeylere yönlendiriyorum yani. Nasıl şeylere? Ne bileyim, aynı şeyleri denemiyorum çoğunlukla. Sonuna kadar gitmiyorum yani, artık biliyorum. Deneyimim arttığı için hemen geçip başka bir şeye bakıyorum ve ufkum genişledi biraz daha. Ne bileyim, başka şeylere bakıyorum. Başka dünyalara gidiyorum, başka memleketlere. Başka insanlara tanışıyorum artık. Aynı çevrelerde dolaşmıyorum en azından gibi bir şey mi bu? Gibi. Bu Kaybedenler Kulübü ve o canlandırdığın karakter Kaan. Kaan. Sanki böyle seni çok ruhuna uygun, seni anlatan da bir iş sanki. Hani böyle hep böyle başımı alıp gideyim gibi serseri, hani aykırı bir adam hali var ya. Benziyor mu sana? Başlarken ben bir şeylere hayır diyerek başladım zaten. Evet. Ondan olabilir böyle bir şey, böyle bir imaj yani. Hayır dediğim için bazı şeylere. Hı hı. Her şeye evet demedim. Öyle de devam etti yani. Bildiğimi yaptım daha çok yani. Hoşuma gideni ve sevdiğimi yaptım. Ben seçme lüksüne sahip insanlardan biriyim. Mesleğe başladığımdan beri. Ama Kaan sana benzeyen bir adam değil mi? Kaan abim, ben ona benziyor olabilirim. Deseler ki sana bir radyo programına başlıyoruz. Yiğit Özşener ve sen birlikte böyle kült bir radyo programına başlayacağız. Her gece oturup konuşacaksınız. Yapar mısın böyle bir radyo programı? Mobil bir şeyse yaparım. Mobil derken? Ya aynı yerde yapmam, aynı stüdyo. Gitmem oraya. Çok masraflı olur o. Bir türlü. Karavana binersin, dolaşırsın işte, ne bileyim. Gezerken güzel olur radyo programı. Ha, karavanda iyi yapılır fikirmiş. Yapılır ya, niye yapılmasın ki? Şimdi ilk kez anlatılan bir şeyin heyecanı, dönemin ruhu, 7 yıl önce yapılmış bir filmden bahsediyoruz. Yani aynı ruhu taşır mı? Ne diyorsun? İlk filmi bilenler için devam filmi duygusudur bu. Bilmeyenler için bu bir film. Peki nasıl tanımlarsın bu filmi? Hem fiziksel bir yolculuk hem içsel bir yolculuk. Bu sosyal medyadaki yorumlardan birini soracağım şimdi. Biri diyor ki, bazı filmlerin ikincisinin çıkmaması gerekir. Ne bileyim, Fight Club gibi, Inception gibi. Kaybedenler Kulübü de bu denli kült bir filmdir. Sanırım para için harcayacak kendini. Ne diyorsun bu yoruma? Göreceğiz derim. O kadar net. Göreceğiz, bilmiyorum yani. İddialı bir şey olarak söylemiyorum ben. Göreceğiz. Belki de öyle olur, bilmiyorum ki. Bu iki radyocu Keş ve Edebiyat Sever abilerimiz demiş. Edebiyat Sever abilerimiz. Gözlerini kestirdikleri kadınlarla yatıyorlar falan. Sırf bu yüzden acayip karizmatikler. Allah'ım ne seksi kaybedensiniz demiş birisi. Keşke böyle kaybedenler olsa dedirtiyor hakikaten de. Ne dersin bu yoruma? Evet bu yorumlar çok geliyor. Vallahi bence Kaan da Mete de olduğu gibi insanlar yani. Hı hı. Olduğu gibi olan insanı kadınlar biraz şaşkınlıkla seviyorlar. İşte zaten anlaşılmayan nokta galiba evet. Bu. Yani bu yaşam kavgasında bir sürü insan olmadığı insan haline dönüştüğü için Kaan'la Mete'nin pek böyle bir dertleri yok. Oldukları gibi davrandıkları için kadınlara ilginç geliyor herhalde. Onlar kadınların üstüne atlamıyor, kadınlar onların üstüne atlıyor. Kadınların böyle bir arazı var galiba. Eksikliktir belki. Öyle mi? Ne bileyim, olduğu gibi olan bir insanı görmek belki bir ne bileyim açlıktır, susuzluktur. Ama kabul edelim ki karizmatik kaybedenler bunlar değil mi? Bence Önder? Olduğu gibi olan her şey öyle görülür. Peki bu iki radyocu sence cool mu yoksa arabesk mi? Yaşadığımız coğrafya yüzünden evet, arabesk tarafları da var. Hı hı. Neden olmasın, tabii ki var yani. Hı hı. Hepimiz de var canım, nasıl kaçamazsın ki? Yani ne kadar batılı formasyonla eğitim alsan bile, öyle zevklerin olsa bile burada yaşıyorsun yani, kaçamazsın. Hep içinde var o. Filmdeki gibi ilişki lafı seni korkutuyor mu? Ben her gece sizi dinlemek zorunda mıyım yani? Mete korkar bu ilişki lafından. Seni de korkutur mu? Korkutmalı mı? Bazen. İlişki evet korkutuyor. Niye? Her türlü ilişki.
Korkutmalı da zaten. Kork ki dikkatli davran yani karşındakine. Beni öyle korkutur. Dikkatli davranman gerekir yani insanlara ki ilişki ona göre ilerlesin. Açık olmak lazım bir defa ki yani kimseye yalan söylemeden. Yalan bir ilişki olmasın bari. Biri gelip beni ikna ederse evlilik olabilir demişsin bir röportajda. Peki niye mesela hani birini evlenmeye ikna etmek için yanıp tutuşacağını hesaba katmıyorsun? Neden evlilik? Yani bir kağıttan bahsediyoruz değil mi? İmzadan, kağıttan. Tamam. Ben her yerde yatar uyurum. Hı hı. Her yerde de yaşamımı sürdürebilirim. Birinin beni şuna ikna etmesi lazım. Bu gece otelde yatmamız lazım. Ve otele girerken de evlilik cüzdanı istiyorlar aynı odada kalmamız için. Ona ikna olmam lazım anladın mı? Bu kadar mı? Ben her yerde yatar kalkarım. Benim için sorun yok. Yani önemsiz bir ayrıntıdan bahsediyoruz orada öyle mi? Evlilikte öyle bir şey işte. Peki niye o yani zaman? Ben niye ikna edeyim buna yani? Ben gidip şey demem yani. Ne olur bu gece otelde kalalım demem yani. Enteresan bir bakış açısı. Yıllar bana bunu öğretti mi diyorsun? Yoksa öyle, baştan beri hep öyle görüyordum zaten yani. Hep öyle. Nasıl biri peki seni ikna eder buna? Bilmiyorum, göreceğiz. Ya hiç mi ipucu yok? Yok, nasıl diyeyim yani? Formül olmaz ki bunun. Formül olmaz. Peki yaş kemale eriyor hepimizde olduğu gibi. Dolayısıyla beklentiler değişiyor mu? Bakış açısı değişiyor mu? Allah artık hiçbir şey beklemiyorum ben. O derece. Kendi adıma söyleyeyim yani. Niye böyle bir bıkmışım, usanmışım yeter havası var? Beklemiyorum. Ben kendi durumuma bakıyorum yani. Sonra katılan olursa katılır. Yoksa hiç vallahi yapacak bir şey yok yani. Vallahi. Hiç kimseden hiçbir şey beklemiyorum yani. Yani ne bileyim iyi yol aldığımı düşünüyorum şimdiye kadar bir şekilde. Düştüm kalktım neyi iyi bir yerdeyim. Neyi kastediyorsun iyi yol aldığımı düşünüyorum derken? İyi yani iyi yol almışım ki iyi hissediyorum şu anda kendimi. Okay. Geldiğim yer durduğum yer itibariyle. Durduğum yer iyiyse orada durmaya devam ederim yani. O yüzden bir beklentim yok. Hala iş geliyor, güzel işler geliyor. Hı hı. O iyi bir şey. Hala güzellerler, güzel insanlarla beraber oluyorum. Peki yani. Ama kadınlar anlamında sordum. Yani filmde birazcık... Dahil kadınlar da buna. Hah, kadınlar da dahil mi? Tabii ki. Ama benim kadınlarla aram iyidir, muhabbetim iyidir diyebiliyor musun hala? Kadın ruhundan anlayabiliyorum diyor musun? Anlayamam hayatta. Ben severim. Kimse anlamıyor galiba. Yok, hiç. Çalışmam bile yani. Ha. Ben severim. Neyini anlayayım, nasıl anlayayım yani? İmkanı yok ki. O kadar mı karmaşık yaratıklar kadınlar? Ben öyle görüyorum, bilmiyorum. Var böyle bir nedeni de beni ilgilendirmiyor. Ya kabul edeceksin ya etmeyeceksin. Aynen öyle. Güzel çözmüşsün olayı. Kadınlar sende ne sever? Bilmem. Vallahi bilmem. 46 yaş peki nasıl bir yaştır? Hayatının nasıl bir dönemindesin? Güzel bir yaş. Nesi güzel? Artık direnmiyorsun bir şeylere. Teslim kabul, olmak. Kabul ediyorsun öyle. Öyle de gidiyor zaten. Bu kadar mı? Net, özet. Vallahi öyle işte. Ne bileyim. Ben öyle hissediyorum. Sağlıkla ilgili problemleri atlattın mı? Her şey yolunda mı? Gördüğün gibi. İyisin. Bomba gibisin. Peki hayatın hor kullandığını düşündüğün zamanlar oldu mu? Geçmişe dönüp o hastalık dönemlerine baktığında. Çünkü seni seven bir kitle var ve de onlar hep Necat neden kendine bunu yapıyor diye çok üzüldü. Bir şekilde hani sen onların baktığı yerden bakıyor musun? Bakabiliyor musun? Öyle davranmam gerekiyordu. Öyle yaşamam gerekiyordu. Öyle yaşadım. Hı hı. Da hiçbir şeyden pişman değilim bu anlamda. Pişman olduğum şöyle bir şey olabilir. Pişman değil de yapacak bir şeyim yok yani. Üzüldüğüm bir şey olabilir. İnsanları üzdüğüm için üzüldüm. Özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Seni yapmam sevdik. Gerekiyordu yani. Ekranın en sevilen, en karizmatik jönlerinden biri oldun. Ama jön rolleri o Aliye dizisiyle birlikte başladı ve bitti sanki. Sonra hep o seni de birazcık aslında aykırı bir yere oturtan roller geldi. Öyle görüyor musun? Yani o dönemi ben o Aliye dizisinde yaşadım bitti diye görüyor musun? Ve ihtiyaç duymadım artık gibi bir durum mu söz konusu? Öyle bir şey görmüyorum ben sınıflandırma, jön oynamak gibi. Kastettiğin şeyse eğer kadınların çok ilgi duyduğu yakışıklı falan işte güzel konuşan, güzel duran, güzel şeyler söyleyen, romantik bir aşık falan filansa onu da yaparım elimden geldiğince. Ayırt etmiyorsun yani. Hiç ayırt etmiyorum ne gerek var. Hayır, bütün rollerin bir tadı var. O zaman canım ne isterse, ne tatmak istersem ona girerim. Eskiden yaptığımız bir röportajda şunu söylemiştin bana. Santrafor olmak çok yorucu, orta sahada oynamak en güzeli. Şimdi oynadığın rollere baktığımızda aslında bunu aramıyormuş gibi görünüyorsun. Doğru mudur? Evet. O seni çok beslemeyen veya çok ilgilendirmeyen bir durum hiç gibi. Hiç ilgilendirmeyen bir yerde. Şimdi yaş ilerledi. O zaman orta saha demişim. Şimdi biraz defansta kalmayı tercih ederim. Yok canım hala giderim var. Yok defansta kalmayı jön tercih olarak. Ederim. Defans iyidir. Oyunu biraz daha geriden seyredip böyle hani atakları engellemek iyiymiş. Orta sahada artık oyun kuramam. O kadar şeyim, enerjim yok. Vallahi kurarsın. Onu o zaman söylemişim. Büyük, 10 yıl olmuştur en az. Büyük kurarsın hala çünkü çok yok. Kadınlar necet tamam, işler hani... diyor. Başka bir şey demiyor koş vallahi. Ben bir orta saha alırım o zaman. Durdum ben. Bölgesellik.
Defansif orta saha diyelim, öyle orada anlaşalım. Aradığın, seni tavlayan rol ne peki? Çıkıyor karşıma ya. Hepsi hayatımın rolü oldu zaten bir yerden sonra. Bir şekilde çıkıyor. Çok iş reddediyor musun? Yok. Beraber çalıştığım insanlar, tanıştığımız için geçen 10 küsür sene içinde çok böyle hayır diyeceğim bir şey zaten gelmiyor bana fazla. Bir yerden, bir elekten geçip geliyor zaten. O yüzden çok fazla hayır demiyorum artık. Pahalı bir oyuncu musun? Değilim. Hiç değilim anne. Bunu net söyleyebilirim yani. En net cevap verdiği soru bu oldu diye. Yok şeyden mi diyorum? Bodrum Masalı dizisindeyken maliyeden mi? Bir bakanlıktan, bu işlerle ilgilenen bakanlıktan birileri gelmişti de onlar bütün setlere gitmişler. Onlardan biliyorum. Yani. Oradan biliyorsun. Oyunculukta geldiğin noktadan memnun musun? Çok. Daha yolum var. Daha çok uzun bir yolum var. Ama mutluyum şu anda yani. Kaybedenler Kulübü serisinde en sevdiğin şey nedir? Özgürlük. Bugüne kadar aldığın en garip rol teklifi? Laz İmam Vampir. Sana mı? Yani sana bu teklifi geldiğinde ne hissettin? Güldüm. Ne yapayım ya? Öyle şey ilginç olabilir diye de düşünmüştüm. Niye vazgeçtin? Ya çok saçma bir şey yani. En çok oynamayı istediğin, ah şu rolü ben oynasaydım dediğin rol? Bilmem. Hep değişiyor fikrim. Şeyle ilerledikçe, ilerledikçe. Şu anda mesela fikrim yok. Önümüzdeki role bakıyorum. Bir şey izlerken etkileniyor musun? Ah keşke bunu ben oynasaydım diye. Yok öyle demiyorum da şöyle ben oynasaydım şöyle yapardım diye düşünüyorum. Televizyonda en çok ne izlersin? Bu arada ne bileyim boks seyrediyorum biraz. Yemek programı izleyen sen izliyorum. Değil miydin? Evet benim. Değil mi yanlış hatırlamıyorum. Artık izlemiyorum ya. Okay. Eskiden takılıyordum televizyona da şimdi televizyona takılmıyorum yani seçerek seyrediyorum. Ve çoğunlukla film seyrediyorum artık. En son izlediğin film o zaman? En son 12 Öfkeli Adam dün gece seyrettim. En son izlediğin dizi diye sorayım o zaman? Çukur'un Biberim'i seyrettim. En son okuduğun kitap? Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam. En beğendiğin, en yetenekli bulduğun oyuncular? Çok var ya. En sevdiğin yemek? Tavuklu pilav. En büyük pişmanlığın? İmkanım varken gitmediğim bir Fenerbahçe maçı olabilir. Yani en büyük pişmanlığım bu olur yani. Çok iyiymiş ama. En çok kaç saat telefonsuz kalabilirsin? Ömür boyu. Ha o derece. En son ne zaman spor yaptın? Uf, çok oldu ya. Yürümek dahil mi? Senin için olur. O zaman yırtarım, tamam. Tamam. 15 gün önce falan. Kendine en son ne aldın? Şunu. Güle güle git, çok güzel. Sağ ol. En çok kullandığın kelime? Ne acaba? Devamlı vakit geçirdiğin birisi söyleyebilir bunu. Hakkındaki en büyük şehir efsanesi? Bunu geçelim. Sevmiyorum çünkü cevap vermeyi buna. Peki. Şimdi gerçeği söyleyeceğim çünkü de. Anlamıştır herkes zaten. Oynamak mı, yazmak mı? Şimdi oynamak. İnternet dizisinde oynamak mı, televizyon dizisinde oynamak mı? Oynamamak. İkisinde de. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Gezerken okuyan en iyisi. Hangisini izlemeyi seversin? Aksiyon mu, dram mı, komedi mi? Bu aralar aksiyon. Twitter mı, Instagram mı? Twitter. Kebap mı, sushi mi? Kebap. Lahmacun mu, pizza mı? Lahmacun ayır diyemem ya, lahmacun. Çay mı, kahve mi? Çay da kahve de, gün içinde. Tavla mı, kağıt oyunları mı? Tavla. Her şeyi unutmak mı, her şeyi hatırlamak mı? Her şeyi hatırlamak. Zordur her şeyi hatırlamak, ağırdır yani. Zaman makinesi icat edildi. Geçmişe mi, geleceğe mi? Gitmek istersin. Geleceğe.